Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını psikolojik sorunları da tetikledi. Bu sorundan yola çıkan Ruh Sağlığı Derneği online terapiyi başlattı. Bu konu hakkında beni biraz bilgilendirebilir misiniz? İlk defa online terapiye başvuruyorum. Bundan önce psikoloğa gitmiştim. Yüz yüze görüşmüştüm ama... Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Leyla Hanım. Bugün seansınızı online bir ortamda gerçekleştireceğiz. Dilerseniz seansımıza başlamadan önce kısaca size online terapi kurallarınızı belirtebilirim. Sürecimizi aynı bu şekilde online ortamda gerçekleştirmek istiyorum. Sizleri ilk etapta haftada bir bu şekilde görmek istiyorum. Bu profesyonel bir görüşme olacağı için. Ali Bey, daha önce depremde de bazı sorunlar yaşadığınızdan bahsettiniz. Peki daha önce herhangi bir psikolojik destek veya ilaç sorunları, yani nefes alamama, tedirgin olma, uyuyamama sorunlarınızı deprem ve bu son dönemlerde yaşadığımız koronavirüsünden sonra... Ruh ve beden sağlığı bir bütün. Bir salgın hastalıkla mücadelede sadece biyolojik, fiziksel, fizyolojik müdahaleler ve mücadeleler yeterli olmaz. Psikolojik anlamda da hijyenimizin, dayanıklılığımızın, bağışıklığımızın yüksek olması lazım. Çünkü insanların bu tür süreçlerde uyku düzenleri, beslenme alışkanlıkları gibi vücut direncini güçlendiren psikolojik sermayelerinin güçlü olması hastalıkla başa çıkılma bilmeleri açısından çok daha anlamlı oluyor. Korku salgını araştırması yaptık. İnsanlar gelecekle ilgili endişeli, hastalanacaklara ilgili kaygılılar, sürekli zihinlerinden atamadığı düşünceler var, sürekli tekrar eden davranışlar var, ellerini artık insanlar yıkamaktan yara bere haline getirmiş, sürekli hasta olacağıyla ilgili, hasta olsa başına geleceklerle ilgili, gelecekle ilgili düşünceleri kafasından atamıyorlar. Bundan dolayı günlük rutinlerine odaklanamıyorlar, uyku düzenleri, beslenmeleri bozuluyor. Bu da o zaman virüs riskine karşı saldırıya daha açık haline getiriyor. Online terapiler ön plana çıkıyor. Uzmanlar aynı bir yüz yüze seanstaki bütün etik ve ilke değerleri, bütün mesleki birikimlerini aynı şekilde online olarak uzaktan destek veriyorlar ki buna ihtiyacımızın olduğu bir dönemde birçok meslektaşımız online terapi hizmetine başladı. Vatandaşlarımız bir psikolojik destek almak istiyorlarsa bunu ihmal etmesinler. Yani tekrar bu korona sürecinin bitmesini beklemesinler. Bir an önce psikolojik destek alsınlar ki vücutların bağışıklık sistemini güçlendirecek olan psikolojik aşıyı da kendilerine vursunlar. Derneğimizin internet sitesinden online terapi veren psikologların listesi var. Online terapi desteği almak isteyen vatandaşlarımız Ruh Sağlığı Derneğimizin internet sitesine gelerek orada bu hizmeti sunan profesyonellere ulaşabiliyorlar. Orada listeleri mevcut ve onlardan online destek alarak günlük hayatlarına daha psikolojik olarak, güçlü olarak devam etmeye gayret edebilirler. Şu an psikologlar bile evlerinden çıkmaya tedirginler. Dolayısıyla onlar da evde, vatandaş da evde. Ne yapacağız? Böyle bir hizmetten mahrum olmaları düşünülebilir mi vatandaşlarımızın? Hayır. Gönüllü hizmet veren kurumlar da var. Onların da listesini oldukça yayınlayacağız. Yani bizim web sitemize psikologlar ben ücretli görüyorum diye başvurabiliyorlar. Ben ücretsiz de görebilirim diyenler var. Aynı zamanda korona günlerinde yakınlık eşlikiyle gene internet sitemizde bir sayfası var. Orada her gün vatandaşlarımıza bir film, etkinlik, aile oyunu, hatta bir iyilik önerisi tavsiye ediyoruz. Yani bugün bir yaşlıyı arayın. Birisinin hatırını sorun. Bugün bir küs olduğunuz kişiyle barışın. Bugün birisine bir iyilik yapın. Yani her gün bir iyilik yapın. Her gün bir film izleyin. Her gün bir kitaptan bir şey okuyun. Her gün evde çocuklarınıza bir etkinlik yapın. Bunları tavsiye ediyoruz. Çünkü evde hayat var. Evde kal diyoruz. Koronavirüsünün de ortaya çıkmasından sonra online terapi daha da yaygınlaşmaya başladı tedbir amaçlı. Yüz yüze terapi ile online terapi arasındaki fark aslında şöyle. Her zaman terapi odası koşulunu sağlamaya çalışıyoruz online terapide de. Buradaki en hassas nokta ve en dikkat ettiğimiz nokta etik kurallarımızın, yani danışan gizliliğinin korunması. Şöyle ki zaten son zamanlarda çok yaygınlaşmıştı online terapi. Ama şu anda da tedbir amaçlı olduğu için Ruh Sağlığı Derneği olarak terapilerimizi online şekilde almaya başladık. Ve bu süreci de danışanlarla birlikte sağlıklı bir şekilde ilerletiyoruz. Bir tedbir hepimiz için.
Bu sebepten dolayı biz psikologlar olarak da danışanlarımızla görüşmelerimizi evden online bir şekilde yapıyoruz. Evde kalarak hem terapilerimizi gerçekleştiriyoruz hem de çevreye karşı tedbir sorumluluğumuzu. Eve kapanma nedeniyle özellikle eşler arasında tartışma, ebeveynlerle çocuk arasında tartışma şikayetleriyle geliyorlar. Aslında bu süreci çok olumlu da yürütmek gerekiyor. Nasıl olumlu yürütmek gerekiyor? Aslında ebeveynlerin çocukları veya birbirlerini gözlemlemek için evde kalarak mükemmel bir fırsat yaratıyorlar aslında. Haberleri takip etmeyle ilgili merakları %72 artmış. Öksüren ve hapşıranlardan irkilme durumları %72 artmış. İnsanların salgın hastalıklarıyla ilgili kişisel tedbirler almadıklarıyla ilgili kanaat. Yani ben alıyorum ama çevremdeki insanlar almıyor. Güvenmiyorlar. Evet, o yüzden dışarı çıkamıyorlar işte. Araştırmaya kaç kişi katıldı hocam? Biliyorsunuz salgın korkusu korku salgınına dönüştü. Şu an ciddi anlamda korku salgını yaşıyor vatandaşlarımız. Biz bu araştırmaya Türkiye'ye virüs koronavirüsü gelmeden önce 2000 kişi kadar katılmıştı. Türkiye'ye koronavirüsü geldikten sonra 5-6 bin kişi kadar daha katıldı.